Herkese selam. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoyla beraberiz ve gerçekten sizinle paylaşmaktan çok büyük bir heyecan duydum. Tekrardan tabii ki de bir video paylaşıyorum. Başlıktan anlamış olduğunuz üzere bu bir sabah rutinim videosu. Ben böyle bir video çekmek istediğim zaman aslında ilk düşündüğüm şey şu oldu. Biliyorsunuz ki Kerem'le uzun bir süredir beraber yaşıyoruz ve benim her rutinimin aslında her sabahımın en büyük parçası tabii ki de Kerem. Yani onsuz bu videoyu çekmek istemezdim zaten ve sağ olsun o da inisiyatif kullanıp bu videonun gerçekten çok büyük bir kısmında rol oynadı. Bence güzel bir video çıktı ortaya. Mümkün olduğunca doğal, mümkün olduğunca gerçekten şu anki düzenimizi, şu anki sabah rutinimizi yansıtan bir video çıktı ortaya. Dilerim ki siz de bizim kadar beğenirsiniz ve keyifle izlersiniz. Beni görmeyi beklemiyordunuz değil mi? Ben de beklemiyordum. Neyse, sabah morning rutin çekeceğimiz için benim sabah için akşamdan yaptığım hazırlıkları göstereceğim size. Ne yapıyorum? Gülgül! Gülgül, beni bu hallere düşüren... Ne yapıyoruz? Bunları planlıyorum. Neyse, sabah hanımım kahveyi hazırlasın diye setup'ı akşamdan hazırlıyorum. Çünkü benden geç uyanıyor. Suyunu da koyuyorum. Bakın. Ben ekrana bakıyorum bu arada. Neyse. Şimdi bunu bir yere sabitlemem gerekiyor ki farklı açı olsun. Dinamik bir video sizi bekliyor. Sarı bez çok önemli. Polina sarı bezi hep kaldırıyor ama sarı bez her evde her zaman olması gereken, sahip çıkılması gereken bir unsur. Sarı bezinizden utanmayın. Şimdi sabah rutinini niye akşamdan başlattınız diye soracak olursanız da işte sabahki işleri kolaylaştırmak için, aslında bunlar sabah yapılan şeyler falan. Ben akşamdan hazırlıyorum ki sabah kolay olsun. O yüzden kahve ve filtre. Günaydın. Ne yapıyorum bu saatte değil mi? Hemen anlatacağım. Bunun şey neydi? Anlatacağım şimdi. Saatlerimiz 4:37. Günaydın. Hiç sabah insanı değilim. Mesela kadrajım şöyle de... Sabah rutini videosu çekmek konusunda bir görev aldım. Sen YouTuber mısın diyenlere şunu söylemek isterim. İşte karşılıklı ilişki böyle bir şey. Bunları niye böyle ciddi anlatıyorum derseniz, sanattan mütevellit ve ben asla bir sabah insan olmadığımdan mütevellit. Beni bu videoda muhtemelen suratsız, mutsuz, mahkeme doğru herifli falan diye addedeceksiniz, haklısınız. Ama içeride öyle olmadığını bilmenizi isterim. Her sabah bu saatlerde kalkıyorum. Bir tık olan işlerine bakıyorum. Çünkü yeni işiniz, yeni olmasa da işiniz de yani ki sizden bağımsız bir lokasyonda ve siz onu takip etmekle yükümlüyseniz elbette ki saat farkı buna güzel bir handikap oluşturuyor ama çalışmanıza engel de değil. O yüzden şimdi ben ne yapacağım? Bir blogger gibi kamerayı sağa sola koyacağım. O görüntüleri böyle hızlı hızlı akıştıracağız. Hızlı hızlı akacak. Siz de diyeceksiniz ki of çok iyi video, tamam mı? Anlaştık mı? Böyle olsun. Çünkü ben şimdi deli gibi bir oraya koyacağım. Oralara falan koyarım. Kimsenin tahtında gözüm yok ama blogger böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi oraya koyuyorum. Siz de hızlı hızlı izliyorsunuz. Şimdi saat 5. Ben şimdi 1-2 saat çalışacağım. Sonra 7'ye doğru kolyemi uyandırıyorum. Çok kötü ya. Sabah kamera nedir abi? Saat 6'ya çeyrek geçiyor. Ne demek oluyor? Bir şey demek olmuyor. Sabah oluyor yani.
Yani normal insanların sabahı oluyor. Ben zaten birazdan artık kahvesiz duramayacağım için Polina'yı uyandıracağım ve kahve yapmasını rica edeceğim. Arkadaşlar, vlogger olmak çok kolaymış. Koyuyorsun, çekiyorsun. Abartıyorlar mı sizce de biraz? Şaka şaka, zor iş. Hiç çekilecek şey değil abi. Herkes kendi işini yapsın. Şimdi Polina uyandıracağım. Polina uyandırmaya gidiyoruz. Hey Google, play morning song. Tırnak makasım düştü. Fresh makinem düştü. Ben ne yapıyorum burada? Sen de düşürsün. Bu çok kötü kurgu arkadaşlar ya. Birlikte çiftimiz sabah birlikte dişlerini fırçalarlar. Böyle bir şey yok abi. İki tane burada şey mi var? İki tane mi şey var? Lüks ev mi burası? Dur İstanbul. Bir tane mi ne var? Ben deniyorum lavabo işte. Var ya işte böyle mega mansionlarda iki tane yan yana. Sanki onlar her sabah birlikte fırçalıyor. Ya biz birlikte fırçalamıyor muyuz bu arada? Ben bir kere kahveden sonra fırçalıyorum normalde. Şu an kurgu arkadaşlar bu. Yani. Benim partları daha çok beğendiğinizi söyleyeceksiniz çünkü doğal. Tekrar yok, one shot. Çünkü sen bu kadar uzun fırçalamıyorsun. Patlıyorsun. Bana ne olsun ne yapın? Ay gitmedi. Bitireyim ki. Oyun mu oynuyoruz? Dişlerim eskidi. Bana daha biraz daha kahve yapmazsan tatlar kaçacak bana. Dörtten beri vloggerim yani. Bu ekstraya giriyor. Bu arada benim kalkış saatlerim günden güne değişiyor. Böyle tamamen stabil bir kalkış saatim olmasa da 7 ile 8'i geçmemeye çalışıyorum. Bunun aslında en büyük nedeni biliyorsunuz ki New York'ta yaşıyoruz ve New York Türkiye'den, İstanbul'dan 7 saat geride şu an. Bundan dolayı da aslında biz uyanana kadar Türkiye'de iş günü neredeyse sonlanmış oluyor ve ne kadar erken uyanırsak, güne ne kadar erken başlarsak aslında oradaki işleri o kadar yakından takip edebiliyoruz, o kadar hızlıca yakalayabiliyoruz. Başta da belirttiğim gibi şu an biz aslında sizden 7 saat geride yaşadığımız için aslında uyanır uyanmaz bir an önce telefonuma bakıp biz uyurken bir şey kaçırmış mıyız? İşle alakalı acil bir şey var mı? Bunlara bakıyorum ve eğer gerçekten çok acil bir şey yoksa sabah saatlerini kahve eşliğinde kitap okumayı ayırmayı çok seviyorum. Ama eğer acil bir şey varsa ki bugün hızlıca cevaplamam gereken bazı şeyler vardı, o zaman kahvemi ve bilgisayarımı alıp aslında işlerde ne var ne yok onlara bakıyorum. Buna ben diyemem demişsin ama ben bayağı beğendim. Ben bir şey diyorum yani. Ben kendi adıma soruyorum. Geri kalırsın tabii. Uyanırsan saat 6 içerik geçe geri kalırsın. Kalkacaksın 4'te. Benim alarm çaldı mı? Evet. Sen beni ondan mı düştün? Evet. Ben... Yine bu acil sayılacak mesajları ve mailleri cevapladıktan sonra ise yine de bir şekilde yarım saatte olsa, bir saatte olsa mutlaka kitaba zaman ayırıyorum. Saat 9 oldu. Normalde bu arada yemekten önce yani kahvaltıdan önce
spor yapmaya başladım tekrardan. Eski rutinime geri döndüm. Fakat bugün biraz daha uzun kitap okuduğum için şu an acıktım. Ve şu an yani spor yapsam muhtemelen iyice böyle keyfim kaçacak. Kahvaltıyı önce yapıp belki yine bir saat sonra falan yine böyle spor yapacağız. Bu arada klimanın sesi muhtemelen geliyordur. Bence dışarısı o kadar sıcak değil ama Kerem çok sıcaklıyormuş. Ve klima çalıştırıyor ve ben de deli gibi üşüdüğüm için böyle evde kazakla falan dolaşıyorum. Bu arada her gün gerçekten şaşmıyor. Muhtemelen Kerem bu arada gece uyandığında bir şeyler atıştırmış olabilir ama yani tahminimce öyledir. Çünkü burada börek kalıntısı buldum. Ama normalde her gün lapa yiyerek başlıyoruz güne. Ben kendime suyla yapıyorum. Bence kötü olmuyor. Hatta şöyle bir artısı var. Daha lapalaşıyor yulaf. Yani süt kullandığım zaman nedense Kerem'inki o kadar lapa lapa olmuyor. Yine böyle biraz olsun taneli kalıyor. Bu arada yulaf lapası yenmemizin aslında birçok sebebi var. Öncelikle yulaf lapası gerçekten çok sağlıklı bir şey. Onun dışında çok hızlı ve çok pratik oluyor. Bunu nerede okuduğumu çok hatırlamıyorum. Böyle çok parça bir bilgi olacak. Belki eğer siz daha detaylı biliyorsanız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Galiba ilk uyandığınızda kıvamı yumuşak ve sıcak bir şey yemek mideniz için daha faydalıymış diye biliyorum. Onun için aslında yulaf lapası, hatta böyle çorba falan, hani çorba yer misiniz, içer misiniz bilmiyorum sabah sabah ama bu tarz şeyler, bu arada biz içiyoruz kışları bazen. Neyse, bu tarz şeyler midenizi böyle sabah işte güne daha iyi hazırlıyormuş diye biliyorum. Bana çok mantıklı gelmişti okuduğumda. Eğer bununla alakalı daha çok şey biliyorsanız da yorumlarınızı bekliyorum. Bu benimki, bu Kerem'inki. Kahvaltı esnasında ya da kahvaltıdan sonra ailemi aramaya çalışıyorum. Çünkü yine ve yine saat farkı burada da rolünü oynuyor. Eğer çok geçe kalırsa, işte öğleden sonra aramaya kalkarsam, yine annem bazen uyumuyor ama babam erken kalktığı için, anneannem erken yattığı için onları çok fazla yakalayamıyorum. Onun için onları ararken daha çok bunu günün ilk saatlerinde yapmaya çalışıyorum. Öğle uykusuna saat sabah 9.30'da yatan bir Kerem Arseven yakaladım. Power nap 9.30. Aşkım saat daha sabah. Tamam, bir saat uyuyacağım. Güne en baştan başlamış gibi olacağım ama sabahta kalktığım için işlerimi yaptım Türkiye için. İyi geceler dileriz efendim. Seni seviyorum. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bıdı bıdı yapmayı unutmayın. Şimdi saat neredeyse 10.30 oldu. Kerem'le demin sabah çektiği görüntülere baktık. O kadar komik, o kadar tatlı şeyler var ki. Bilmiyorum, heyecanlıyım bu video için. Bence güzel bir video çıkacak. Ben de geçtiğimiz son bir haftadır aslında spor rutinime geri dönmeye çalışıyorum. Ve bu bir hafta bile o kadar aslında vücuduma iyi geldi ki. Çünkü bıraktığımdan beri böyle sürekli işte uyandığımda ya belim tutuluyordu, boynum tutuluyordu. Böyle sırtım kutlamaya falan başlamıştı. Ve bu bir haftada bile tekrardan vücudumu işte hafif hafif esnetmeye çalışmak, biraz olsun kaslarımı çalıştırmak gerçekten çok iyi geldi. Çok fazla yapmıyorum bu arada. Her gün hani 15, bilemediniz eğer iyi moddaysam, 20 dakika ile yarım saat arasında kalıyorum genellikle. Ama inanın bu bile yani o kadar iyi geliyor ki. Bu arada saat artık 11 oldu ve şu an kameramın bataryası bitiyor. 11 oldu. Bence artık resmi bir şekilde sabah bitmiş demektir. Şu an günün geri kalanına hazırlanıyorum. Aslında çekmem gereken kontenti çekeceğim. Bu videonun hem başını hem sonunu çekmeyi planlıyorum. Üstümü değiştirip sonrasında yanılmıyorsam çarşamba yayına girecek İngilizce bir videom var. Onun eksikleri var. Onun montajında hala eksikler var. Onları yapacağım. Story content konuşamadım. Story contentlerimi çekeceğim. Onları paylaşacağım. Ve tabii ki de şu an yeni bebeğimiz olan Beautycon'un işleriyle de ilgileneceğim. Onun için zaten çok heyecanlıyız. Ve mutlaka açıklama kısmında onunla alakalı da detaylar bulacaksınız. İndirmeyi unutmayın. Bize destek olmanız tabii ki de bizi çok mutlu eder, çok sevindirir. Beautycon'u Instagram'dan takip etmeyi... Bakın, beni takip edin demiyorum şu an. Ya beni takip etmenizi tabii ki de çok isterim. Ama bu videonun hatırına hem beni hem Beautycon'u takip edip kanalıma abone olmayı da unutmazsanız misler gibi olur. Hızlıca makyajımı bitiriyorum ve çok da artık oyalanmadan günümün geri kalanına geçiyorum. Sizi seviyorum.
Öpüyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada bence eğer gerçekten bu videoyu severseniz Kerem'i bunun bir de akşam rutini halini çekmeye ikna edebilirim. Ama yorumlarınız ve desteğiniz tabii ki de çok önemli. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beauty.com'un bütün linklerini de aşağıda bulabilirsiniz. Sizi seviyorum, öpüyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.